Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleri. Başta Muğla ve ilimizde devam etmekte olan yangınlarda canla başla mücadele eden tüm ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Yangınların bir an önce sona ermesini diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Ve milletimizin başı sağ olsun. Tarımda Doğru Bilginin Kısa Yolu, Türkiye'nin Görsel Tarım Kütüphanesi, Antalya Tarım Online kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce başlatılan uzmanlarla baş başa eğitim programımız tüm hızıyla devam etmekte. Bugün 62. bölümümüzde kuru fasulye çeşitleri ve yetiştiriciliği konusuyla Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden hocamız Doktor Erkan Bayram bizlerle beraber. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz hocam? Kendimi tanıtayım. Evet hocam. Ben 1988 yılı sonlarında Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne atandım. 30 yılı aşkın süredir de çeşitli projelerde görev olarak görevimize devam ettik. Son birkaç yıldır da kuru fasulye ve kestane kabağı üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok güzel. Ben Tekrardan. de bu arada ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Geçmiş olsun diyorum. Hakikaten bizi tüm camiamızı da üzdü. Bu yangınlar, felaketler inşallah kısa sürede bir çözüm yoluna ulaşır diye diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah hocam. Tek temennimiz bu. Tekrardan ülkemize büyük geçmiş olsun diyoruz. Ben yavaş artık hocam sözü size devrediyorum ve dersimize başlayabiliriz. Tekrardan aramıza da hoş geldiniz. Sunum dosyamızı aynı şekilde ekrana verebiliriz hocam. Paylaştan mı yapacağız? Nasıl yapacaktık bunu? Share üzerinden tekrardan paylaşabiliriz. Share screen'den ortadan. Şu anda Geldi. geliyor. Geldi hocam. Tam ekranı aldığımızda her şey tamam olmuş olacak. Tamamdır. Şu an geldi. Her şey yolunda. İyi sunumlar dileriz hocam. Herkese tekrar merhaba demek istiyorum. Slaytım tam ekran göremiyorum ben de. Sizlere Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kuru fasulye çeşitleri ve yetiştiriciliği konusunda bugün bilgi vermeye çalışacağım. Hocam biz net bir şekilde görebiliyoruz. Bir sıkıntı gözükmüyor. Tekrar bildirmek adına sizlere. Şimdi sağ tarafta sizin görüntüleriniz olduğu için ekranı bir kısmını ben kullanamıyorum. Onu küçültmem lazım sizi. Ha, şuradan. Tamam, şimdi oldu. Tamam hocam. Evet, sunu planı nedir diye bakacak olursak, dünyada kuru fasulye üretiminden biraz bahsedeceğiz. Türkiye'de kuru fasulye üretim durumu nedir? Buna da biraz değineceğiz. Daha sonra kuru fasulye yetiştiriciliği temel bilgilerini vereceğiz. Bunu takiben de enstitümüz, Mısır Araştırma Enstitüsü'nün kuru fasulye çalışmalarına ile ilgili bilgiler vereceğiz. Ve daha sonra da şu anki mevcut kuru fasulye çeşitlerine ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağız. Burada fasulye fidesi ile ilgili görüntüler yer alıyor. Sol tarafta bir fasulye bitkisini görüyorsunuz. Latincesi Fasolis vulgaris olarak bilinir. 22 kromozom sayısına sahiptir. Görüldüğü gibi bir yıllık bir bitkidir. Şu şekilde bir yapıya sahiptir. Baklalar, yapraklar, kök olarak. Fide gelişim devreleri neler diye bakacak olursak, burada VE hipokotil topraktan çıkmış halde, VC kotiletonlar toprak üstünde, epikotili küçük olarak, V1 devresi ilk boğumda basit yaprak tam gelişmiş, V3 devresinde primer boğumun üzerinde ikinci boğumda üçlü yaprak belirgin halde olarak görülmektedir. Burada enstitümüzdeki kuru fasulye tarlalarından bazı resimler yer alıyor. Görüldüğü gibi en sol tarafta çiçeklenme başlamış. En sağ tarafta da yine baklalar yeşil ve daha sonra baklalar olgun olarak görülmektedir. Peki kuru fasulyedeki besin öğeleri nelerdir diye bir kısaca bakacak olursak.
Kalori olarak 291 kilokalori, karbonhidrat 29 gram, lif 32 gram, protein 22 gram yaklaşık, yağ 1.4 gram, kolesterol 0, A vitamini 67 ünite, C vitamini 2,5 mg, potasyum 927 mg, kalsiyum 141 mg ve demir 4,7 mg. Evet, dünyada kuru fasulye üretimine bakacak olursak, burada 2015 yılında 28 milyon olan milyon hektar olan ekim alanının 2019'a geldiğinde 26 milyon 700 bin hektara kadar düştüğünü görüyoruz. Üretim durumuna bakacak olursak yine bunda da 22 milyondan 21 milyona doğru bir düşüş söz konusu. Verim ise yaklaşık 80 kilogram civarında seyretmektedir. En çok üretim yapan dünyadaki üretici ülkelere bakacak olursak burada 3 milyon tonla Brezilya %14,2'lik bir paya sahip. Myanmar 3,1 milyon tonla %14,7'lik bir paya sahip. Amerika Birleşik Devletleri 1 milyon tonla %4,7 paya sahip. Meksika 0,9 milyon tonla %4,2'lik bir paya sahip. Çin ise 0,8 milyon tonla %3,8'lik bir paya sahip. Diğer dünya ülkeleri ise 11,5 milyon tonla %54,7'lik bir paya sahip. Görüldüğü gibi bu 5 ülke dünya fasulye üretiminin yaklaşık yarısını karşılamaktadır. Burada ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen fasulye çeşitleri yer alıyor. Tombul, çalı, horoz, termoson, seranik, battal, şeker ve barbunya. Türk Sanatları Enstitüsü ülkemizde yetiştiren fasulyeleri kuru tane olarak botanik yapılarına göre 9 çeşide ayırmıştır. Buna göre tombul fasulye, bu çeşide giren kuru fasulyeler taneleri renkleri beyaz, şekilleri oval ve taneleri genellikle küçüktür. Çalı fasulye, bu çeşide giren kuru fasulyelerin tane renkleri beyaz, şekilleri böbreği andırır ve taneleri küçüktür. Horoz, bu çeşide giren kuru fasulyenin taneleri renkleri beyaz. Evet. Şekilleri uzun silindirik ve taneleri genellikle orta büyüklüktür. Dermason ise bu çeşide giren kuru fasulyenin tane renkleri beyaz, şekilleri dolgunca yassı olup bir uçları düz, diğer uçları yuvarlaktır. Taneler genellikle büyükçedir. Seranik fasulyesi, bu çeşide giren kuru fasulyenin tane renkleri beyaz olup şekiller yandan basık, uçları yuvarlak ve taneler genellikle büyüktür. Battal fasulyeler, tane renkleri beyaz, şekilleri böbreği andırır, ovalimsi yassı olup taneleri seranik çeşidinden daha büyüktür. Şeker çeşidine giren fasulyenin tane renkleri beyaz, şekilleri yuvarlak ve taneler genellikle büyükçedir. Bir şekerimsi tadı vardır fasulyenin. Barbunya çeşidi, tane renkleri düz beş zemin üzerine kırmızı çizgili veya alacalı, şekilleri yuvarlığa yakın ve taneler genellikle büyük olur. Bomba dediğimiz çeşit ise bu tür kuru fasulyelerin tane renkleri beyaz, şekilleri ovalimsi, şişkin, taneleri battal çeşidinden daha büyüktür. Evet, Türkiye'deki kuru fasulye üretim durumuna bakacak olursak bu TÜİK'ten alınmış 2019 yılı durumunu gösteriyor. Üretim durumunu gösteriyor. Burada beyaz olan illerimizin olduğu beyaz renkli alanlar 1500 tonun altında üretim yapan illerimiz. 1500 tonun üzerinde yapan illerimiz ise burada giderek daha koyu renkle gösterilmiştir. Batı bölgelerimizdeki iyi üretim, fazla miktarda üretim yapan illerimiz Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, İç Anadolu bölgesinde Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Kahramanmaraş olarak göze çarpmaktadır. Güneydoğu'da ise Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis öne çıkan iller olmuştur. TÜİK 2019 pazarlama yılı verilerine göre Türkiye'de kuru fasulye yeterlilik oranı %72, ülke tüketimi ise 285 bin ton olup kişi başı tüketim 3,5 kilogram yıldır.
Orman Bakanlığımızın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ne göre 2020 yılında 280 bin ton ile Cumhuriyet tarihinin rekor profesi üretimi gerçekleştirilmiştir. Türkiye'deki kuru fasulye ekim alanı üretim miktarı değerlerini grafiğimizde görüyoruz. Buna göre 2015 yılında 93.500 olan hektar olan ekim alanı 2020'ye geldiğimizde yaklaşık 103.000 hektara çıkmıştır. Üretim ise 2015 yılında 235.000 ton iken 2020'ye gelindiğinde 279.500 ton civarına yükselmiştir. Yine burada Türkiye'deki ekim alanı üretim miktarları verim değeriyle karşılaştırılmıştır. Burada görüldüğü gibi 2005 yılında bir kırılma yaşanıyor. Bu 2005 yılından sonra verimde, ülkemiz veriminde bir artışın olduğu göze çarpıyor. Üretim alanlarındaki azalışın ise 2000 yılından itibaren başladığı dikkati çekiyor. Ve azalmanın devam ettiğini 2019'da geldiğini yine görüyoruz. Peki ithalat dış ticaret değerleri nedir diye bakacak olursak Türkiye'mizdeki kuru fasulyenin. 2016 yılında ithalat 31 bin ton iken ithalat 2700 ton, ihracat 2700 ton şeklinde gerçekleşmiş. 2020'ye gelindiğinde ise ithalat 20.500 ton, ihracat ise 7.500 ton olarak gerçekleşmiştir. Evet. Peki kuru fasulye ekilen illerdeki burada gördüğümüz kuru fasulye ekilişinin öne çıktığı illeri görüyoruz. Burada sol taraftan bakacak olursak Konya, Karaman, Nevşehir, Niğde, Bitlis, Erzincan ve Kahramanmaraş'ın öne çıkan iller olduğunu görüyoruz. Burada yuvarlakla belirttiğim Marmara bölgesi illeri, bunlar daha ziyade tarımın oldukça iyi yapıldığı alanlar. Ancak buralarda üretim miktarının düşük olduğunu görüyoruz. Tane verimine bakacak olursak yine aynı illerle ilgili görüldüğü gibi Marmara bölgesindeki illerde tane veriminin hiç de düşük olmadığını görüyoruz. Türkiye ortalama verimi 250 kilogram dekar bu seviyede verilmiştir. Burada görüldüğü gibi ekim alanları dağılımı bu slaytta verilmiştir. Görüldüğü gibi Marmara bölgesi illerindeki ekim alanları bir miktar daha artırılabilirse gerçekten Türkiye verimine iyi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Üretimde karşılaşılan temel sorunlardan bir tanesi aynı alanlarda uzun süre kuru fasulye tarımı yapılıyor olması kök çürüklüğü hastalığının yaygın olarak görülmesine verimde azalmalara yol açmaktadır. Burada gördüğünüz gibi tarlanın ortasında bir bitkilerin çıkmadığı bir alan görülüyor. Bu da kök çürüklüğünün etkisinden kaynaklanmaktadır. 2017 yılında Mersin'de düzenlenen baklagil çalıştayında üretici sorunları şu şekilde ifade edilmiştir. En temel sorun maliyet ve karlılık olmuştur. Fiyat istikrarı mesela bir yıl 4 lira olan bir ürün gelecek yıl 2 liraya satılmaktadır. Diğer bir sorun küçük aile işletmeleri halinde üretim yapıldığında emek yoğun bir üretim gerekmektedir. İşçi temininde güçlükler yaşanmaktadır. Diğer bir konu yurt dışından getirilen tohum vasfı olmayan kuru fasulye tohumlukları piyasada satılmaktadır. Bu tip tohumluklar çoğu zaman çimlenme ve verim açısından zayıf kalmaktadır. Kuru fasulye ürün yetiştirecek bölgelere adapte olmuş hastalıklara dayanıklı yüksek verim çeşitlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bakanlığımız yaptığı çalışmalarda temel sorunlar olarak şu şekilde bazı bildirimler yapmıştır. Yıllar içerisinde kuru fasulye rekortisindeki azalmalar ve artan nüfus baskısı ithalat miktarındaki artışa ihracat miktarındaki azalmaya neden olmakta. Bunun sonucu olarak da ülke ekonomisinde değer kaybı ortaya çıkmaktadır. Kuru fasulye üretimindeki azalmanın nedenleri
şöyle sıralanabilir. Kuru fasulye sulu alanlarda yetiştirildiğinden yine bu alanlarda alanları kullanan tane mısır, patates, koza ya da sebzeler ile üretici gelir yönünden rekabet edemediğinden kuru fasulye ekim alanları yıldan yıla azalmaktadır. Üretimin yoğun yapıldığı alanlarda ökçülüklü yaygın olarak görülmektedir. Az önce bahsetmiştik. Baklagillerde yeterli miktarda sertifika tohum üretilemediğinden yaygın olarak da kullanılmamaktadır. İşlenmiş ürün olarak da piyasaya sunulan kuru fasulyeye katma değer kazandıracak paketleme ve işleme tesisleri yeteri kadar bulunamamaktadır. Burada Mersin'de 2017 yılında yapılan çalıştayda bir bildiri sunulmuştu. Burada 2002 ve 2016 yılları arasında yapılan iki çalışma karşılaştırılarak baklagillerde üretim kararlarını etkileyen faktörler ortaya konmuştur. Bunları da size ben burada sunmak istiyorum. Faktörler, ekonomik faktörler, teknik faktörler, çevresel faktörler, sosyal, altyapı faktörleri olarak ayrılmıştır. Buna göre üreticisi satış fiyatı oldukça önemlidir. Ürün fiyatlarındaki belirsizlikler, yüksek girdi fiyatları, özellikle son yıllarda mazot ve gübre fiyatlarındaki artış, daha fazla gelir getiren alternatif ürünler, hastalık ve yabancı ot sorunları, verim değişiklikleri, göç, bu da önemli bir soru mesela, üreticinin yaşı, aile birey sayısı, yabancı iş gücü olanağı olarak sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Öneriler olarak yine aynı çalışmada pazar ve fiyat politikalarının yeniden düzenlenmesi, maliyet düşürücü tedbirlerin alınması, makinelerin hastalığa uygun çeşitler, hastalıkla dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi şeklinde önerilerde bulunmuştur. Peki genel olarak nasıl bir çözüm önerileri sunulabilir? Burada kuru fasulye ekim alanlarını ekimini yaygınlaştırmak için alternatif üretim alanlarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bakanlığımızca kuru fasulye üretimin özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yeni üretim alanları kazandırması ve üretim artırmasının 5 ilde 500 üretici tarafından kullanılmak üzere tohum tanıtım çalışmalarına başlanmıştır. Üretim yoğun olduğu alanlarda dondurulmuş gıda, konserve yapımı gibi ürün işleme testlerinin oluşturulmasında kolaylıklar sağlanmalıdır. Tüketici alışkanlıklarını değiştirme konusunda çalışmalar yapılarak dondurulmuş gıda ve konserve üretimi teşvik edilmelidir. 2021 yılı tarımsal desteklemelere bir miktar değinmek istiyorum. Burada kırmızı okla gösterilmiştir. Kuru fasulyede mazot desteği 22 TL, gübre desteği 8 TL olmak üzere toplam 30 TL'lik bir destek söz konusu dekar başına. Yine sertifika tohum kullanımı olarak da kuru fasulyede 2020 yılında 20 lira olan destek 30 TL'ye çıkarılmıştır. Burada da 2019 yılında bir hesaplama yapılmış. Tarımsal destekler ürün maliyetlerinin bir kısmını karşılayarak üreticiye ek gelir sağlamak amacıyla verilmektedir. Verilen desteklerin kuru fasulye verimine bölünmesiyle hesaplanan kilogram başına destekler 2020 yılında bir önceki yıla göre %100 ve sertifika tohum desteği de %44 artmıştır. Bu durumda görüldüğü gibi 2020 yılında toplam destek 0,72 kuruş olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi kuru fasulye yetiştiricisine geçebiliriz. Bununla ilgili bilgiler aktaracağım. İklim isteği yönünden oldukça hassas olan fasulye özellikle bazı dönemlerinde çevre şartlarına çok duyarlıdır. Çimlenme için yüksek sıcaklık isteyen fasulyede çiçeklenme ve meyve bağlama dönemlerinde yüksek sıcaklık göllenmeyi engeller ve meyve dökümüne sebep olur. Bu nedenle yazları çok sıcak olan bölgelerde sonbahar yetiştiriciliği olumlu sonuç vermektedir. Sıcaklıkların çimlenme döneminde 18-20 santigrat derece, çimlenme döneminde öyle, çiçeklenme döneminde ise 20-25 santigrat derece civarında olması bitkinin iyi bir gelişme gösterip verime yatması için uygundur. Toprak isteğine bakacak olursak çok seçici olmamakla birlikte organik maddelerinden zengin ve tutma kapasitesi iyi olan topraklarda fasulyeler iyi gelişme göstermektedir. Kaymak bağlama özelliğine sahip topraklarda özellikle çimlenen tohumun çıkışında problemler yaşanabilir.
Hafif asır nötr pH 5-8 topraklar faslı yetiştiği için ideal olarak bildirilmiştir. Gübre ve gübrelemeye bakacak olursak, hemen hem tüm sebzelerde olduğu gibi 3-4 yılda bir ahır gübresi verilmiş tarlalar fasulye içinde gayet uygundur. Fasulye çimlenmeden sonra gelişmenin yeni başladığı devrelerde azota, çimlenme ve olgunlaşma devrelerinde ise fosfor ve potasyuma ihtiyaç duyar. Yetişme döneminde kökleri vasıtasıyla havanın azotun toprağa bağlayabilme özelliğine sahip olduğundan gelişmenin sonraki dönemlerinde dışarıdan azot verilmesine ihtiyaç duymaz. Toprak tahlili yapılarak önerilen programa göre gübrelemeler yapılır. Genelde fasulye ekilecek tarlalara ekim öncesi dekara 3-4 kilogram saf azot ve 6-7 kilogram saf fosfor verilmesi yeterli olur. Fazla miktarda azot kullanmak verimi artırmaz. Gübreyi tohumla beraber aynı yere vermek sakıncalıdır. En uygun ekim öncesi gübrenin serpilerek toprağa karıştırılmasıdır. Toprak hazırlığı ekim, fasulye tarımı yapılacak olan tarlaların sonbaharda pulukla gen olarak sürülmesi, bitki artıklarının gömülmesi ve karıştırılması sağlanmalıdır. Kışı bu şekilde tarladaki kesekler, kışı bu şekilde geçiren tarladaki kesekler donma çözülmeyle dağılır. Bazı hastalık ve zararlılığın etkisi de derin sürümle azalacaktır. İlkbahar toprak işlemesinde tarlaya uygun zaman ve uygun aletlerle girmek önemlidir. Toprakta ekim öncesi fazla işlem yapmak hem toprak tabı hem de yapısı üzerine olumsuz etki yapacağından bundan kaçınmak gerekir. Tavlı toprağa ekim yapmak iyi ve yüksek oranda çıkış sağlamak açısından önemlidir. Fasulye bitkisi 0 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklardan zarar görür. Bu nedenle fasulye ekimine ilkbahar son donlarından 5-6 gün önce başlanmalı ve kısa sürede ekim işlemleri tamamlanmalıdır. Bölgelere göre değişmekle birlikte en uygun ekim zamanı Nisan ayının son haftası ile Mayıs ayının başlarıdır. Ekim, sulu kuru koşullarda yetiştirilen bitkilerin sıra aralığı farklıdır. Kuru koşullarda yetiştirilen bitkilerin ekim aralığı daha geniştir. Kuru koşullarda sık ekilen tohumlardan oluşan bitkiler birbiriyle besin ve su rekabetine girmekte ve gelişimleri iyi olmadığından cılız kalmaktadır. Kuru koşullarda ekim yapıldığında sıra arası mesafe arttırılıp bitki başına düşen besin maddesi su miktarı arttırılarak bu durumun önüne geçilmektedir. Kuru fasulye için mevsimlerle ekimde sıra arası toprak işleme imkanlarına göre 40-45, 50-60-70 cm sıra aralığında ekim uygulanabilir. Bizim kurumumuzda biz 70 cm sıra aralığında uygulama yapıyoruz. Sıra arası mesafe ile kullanabileceğiniz imkanlara göre sıra üzeri mesafe ise kullanabileceğiniz imkana göre 8-10-12 cm aralıklı olabilir. Biz burada bu yıl 11 cm bir aralıkta ekimlerimizi yaptık. Kuru fasulye için ekim derinliği 4-8 cm arasında yapılması uygun olacağı bildirilmiştir. Çapalama ve seyretme tohumlar çimlenip toprak yüzeyine çıktıktan sonra bitkiler 4-5 yapraklı yani 10-15 cm boyundayken toprağın kabartılması ve yaban otlarının temizlenmesi amacıyla çapa yapılır. Bu dönemde ayrıca arzulanan bitki sıklığına göre seyretme de yapılmalıdır. Geniş alanlarda mizlerle yapılan ekimlerde sıra aralığı önce çapa makinesi ile çapalanır. Sonra karık makinesi geçilerek bitkiler karıkların ortalarına alınır. Sulama, kuru fasulye yetiştirildiğinde sulamanın önemi büyüktür. İklim koşulları bitkinin su isteği üzerinde etkilidir. Fasulye yetiştiriciliğinde sulama damlama sulama şeklinde genellikle uygulanır. Şartlar zorlanmadıkça yağmurlama sulama tavsiye edilmez. Yağmurlama sulama hem hastalık geçmesini hızlandırır hem de çiçeklenme periyodunda olursa çiçek ve bakla dökümüne sebep olur. Ekim sırasında toprak nemi az ise iyi çıkış sağlamak amacıyla sulama yapılabilir. Toprak kuru ise ekimden önce sulama yapılması daha uygundur. Ekimi izleyen dönemde fazla yağış nedeniyle toprak yüzeyi kaymak bağlamış ise yapılacak yağmurlama çıkış kolaylığı sağlar. Bitkiler 10-15 cm boylanınca bir sulama daha yapılır. Çiçeklenme dönemine kadar hava şartlarına bağlı olarak 1-2 sulama daha gerekli olabilir. Çiçeklenme dönemine kadar yapılan sulamalarda bitkiye fazla su verilmemeli, tarlada göllendirme yapılmamalıdır. Bu dönemde fazla su verilerek yapılacak göllendirmeler kök ve gövde çürüklüğünü artırır.
Bitkiler çeklenme dönemine geldikten sonra su isteği daha da artar. Bu dönemde su stresi verimi olumsuz yönde etkiler. Çiçeklenme ve bakla bağlama döneminde bitkiler susuz bırakılmamalıdır. Sıcak havalarda ve ağır toprakta sulama 12-15 gün arayla tekrarlanır. Çok sıcak havalarda ve kumlu topraklarda sulama aralığı daha da azaltılır. Hastalık ve zararlarla mücadele. Yetişme dönemi içinde kuru fasulye pazar değerini düşüren, ürün kaybına neden olan hastalık ve zararlara karşı ilaçlı mücadele yapılır. Bakteri ve virüs hastalıklarına karşı ise dayanıklı çeşit kullanmak yüksek verimin garantisidir. Fasulyede hangi hastalıklar yaygın görülüyor derseniz, bakteriyel hastalıklar yaprak hale lekesi, adi yaprak yanıklığı, bakteriyel solunum. Fungal hastalıklar, kök hastalıkları, antraknoz ve bas. Virüs olarak da adi mozaik virüsü ve sarı mozaik virüsü görülmektedir. Yaygın görülen zararlı ise fasulye tohum böceğidir. Sol tarafta tohum böceğinin erginliğini görüyoruz. Sağ tarafta ise fasulye tanesine yaptığı zararı görüyoruz. Bu şekilde delik deşik, taneyi delik deşik yapıyor ve hiçbir işe yaramaz hale getiriyor taneyi. Kuru fasulyenin rotasyonundaki önemi nedir dersek, hem sulu hem de kuru bitkisel üretimin gerçekleştirildiği alanlarda ekim nöbetinde kuru fasulye en uygun alternatiftir. Bilindiği üzere baklagiller kurak alanlarda toprağa azot fikse ederek doğal gübreleme yapan, topraktaki organik faaliyetleri canlandıran, bir sonraki ürün için azot ve su birikimi yapan, tuzu topraktan uzaklaştıran sera gazlarını azaltıcı etkide bulunmaları ile doğa ve toprak dostu bitki türleridir. Ülkemiz topraklarının genelinin organik maddeci fakir ve alkali toprakları olduğu düşünüldüğünde ekim nöbetinde baklagillerin kullanımı yaygınlaştırılması önem arz etmekte olup özellikle toprak kaynaklı hastalıkların önlenmesinde de çok faydalıdır. Hasata gelirsek, bitki ve baklalar tam kuruyup sarı renk aldığında hasata başlanmalıdır. Hasatın geç yapılması bazı çeşitlerde bakla çatlaması nedeniyle tane kaybına neden olur. Elle yolunan bitkiler ufak yığınlar halinde iyice kuruncaya kadar bekletilir. Özel harman makineleri, bişer döver, batoz şeklinde ve diğer yöntemler kullanılarak harman edilir. Harman sırasında tanelerin kırılmaması ve çatlamamasına dikkat edilmelidir. Peki Türkiye'de kuru fasulye çeşit geliştirme çalışmaları ne zaman başladı? Bu konuyla ilgili bilgiler vereyim. 1965 yılı öncesinde fasulye ıslah çalışmaları daha ziyade taze fasulye ıslahı üzerine yoğunlaşmıştır. Kuru fasulye ıslah çalışmaları ise 1965 sonrası hız kazanmıştır. Günümüzde kuru fasulye ıslah çalışmaları ağırlıklı olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araştırma enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Son yıllarda ise çeşitli özel sektör firmaları, STK'lar, üniversitelerimizin ziraat fakülteleri de baklagillerin ıslah çalışmalarında yer aldığı görülmektedir. Burada 2021 itibariyle ülkemizde tescil eden çeşitleri görüyoruz. Toplam olarak kuru fasulye 41 tescil çeşit yer almaktadır. Görüldüğü gibi şuraya bakacak olursak en sağdaki slide'ın en alt kısmında özellikle 2021 yılında 5 tane yeni çeşidin tescil edildiğini görüyoruz. Evet, peki Mısır Araştırma Enstitüsü kuru fasulye çalışmaları nasıldır? Bir de bununla ilgili bilgiler verelim. Kurumumuzda kuru fasulye ilgili çalışmalar 1973 yılında uygulamaya konulan ülkesel yemeklik tane baklagiller araştırma projesi çerçevesinde başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda Güney Marmara orijinal popülasyonundan seçilen Boros tane ve Bodur gelişme tipinde olan bir hat 1990 yılında Şahin 90 adıyla tescil edilmiştir. 1990-2002 yılları arasında çalışmalara ara verilmiştir. Ancak müdürlüğümüzdeki kuru fasulye ıslah çalışmaları genel müdürümüze alınan kararlar çerçevesinde 2003 yılından itibaren ülkesel kuru fasulye ıslah çalışmaları araştırma projesi altında yeniden başlatılmıştır. Bölgemizde özellikle de Sakarya'da yağış ve nispinin yüksek oluş sebeplerinden dolayı kuru fasulyede bakteri ve mantarya hastalıkları doğal koşullarda yoğun olarak görülmekte ve verim kayıpları yaşanmaktadır. Sakarya yöresi doğal yapısı nedeniyle kuru fasulyede hastalıklara bakımından adeta doğal test merkezi gibidir. Enstitümüzde bölgede görülen hastalık ve zararlara dayanıklı
iklim koşullarına adapte olmuş, bölge çiftçisinin ihtiyaçlarına ve özel sektör taleplerine uygun çeşitli çeşitler geliştirmek amacına uygun olarak ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Islah çalışmalarımız sonucunda 2016 yılında Adabeyaz ismiyle yeni bir kuru fasulye çeşidi tescil edilerek tohumluk üretimine başlanmıştır. 2018-19 yıllarında tescil dönemlerinde yer alan 2010 adı 13'e 6 kodlu barbunya hattımız ise Nisan 2020 tarihinde Adayapı ismini alarak çeşit olarak tescil edilmiştir. Evet, 2021 yılında TAGEM Genel Müdürlüğümüzün öneri doğrultusunda 2019-2021 yıllarında ara verilen kuru fasulye ıslah çalışmalarının başlatılması için yeni bir proje teklifi verilmiş ve genel müdürlüğümüzce kabul edilmiştir. Marmara Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi isimli söz konusu projemiz 2022-26 yılları arasında yürütülecektir. Mevcut kuru fasulye çeşitlerimizi burada tekrar veriyoruz. Şahin 90-1990 yılında tescil edilmiş, sonrası tane şeklinde sahip, üretimden kalkmıştır. Adabeyaz 2016 yılında tescil edilmiş, Dermason tane tipinde yarı sarılıcı tabiatlıdır. Halen tohumluk üretimi devam etmektedir. Adayakut 2020 yılında tescil edilmiş olup, barbunya tane tipindedir, bodur tabiatlıdır. Halen tohumluk üretimi devam edilmektedir. Burada Adabeyaz ile ilgili verim ve diğer kalite değerleri yer alıyor. Verim 120 ile 360 kilogram dekar arasında yer almakta. Tane tipi Dermason bitki tipi dediğimiz 90-110 santimetre boylanabilen yarı sarılacı tipinde. Olgunlaşma gün sayısı 85-90 gün olmaktadır. 100 tane ağırlığı 28-30 gram arasında olup protein %20-22 aralığındadır. Hastalıkları olarak da bakteri hastalıkları ve virüs hastalıklarına dayanıklı olduğu söylenebilir. Burada Adabeyazı ile ilgili tanıtım broşürünü görüyorsunuz. Bu şekilde altta bir kaşık içerisinde daneleri verdik. Biraz da yapılan çalışmalarla ilgili resimler paylaşmak istiyorum. 2013 yılı deneme alanı bir resim burası. Sakarya Kirazca bölgesi. Görüldüğü gibi denemelerin gayet sağlıklı görülmekte. Burada yine 2018 yılı deneme alanı, burası Sakarya Pamukova alanı bölgesi. Görüldüğü gibi baklalar oldukça fazla sayıda elde edilmiş durumda. 2016 yılında çiftlik tarafından bir görünüm. Burası da Bursa'nın ilçelerinden bir tanesi. Gayet çiftlik tarlasında da ürünlerin güzel olduğu görülüyor. Burada da yine kurada hazırlıklı. Adabeyazı kuru fasulye çeşitimizin tane resmi görülmektedir. Benim genellikle fasulye ile sunacaklarım bu kadar. Ben dinlediği için tüm dinleyenlerime teşekkür ediyorum. Hocam asıl biz çok teşekkür ederiz anlatımlarınız için. Biraz hızlı galiba. Zamanlama çok güzeldi. Yani zaten verimli geçtiği için zamanla ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu bile değil. Ben hemen sunum dosyasını ekrandan alıyorum hocam. Evet. Tamam. Şimdi katılımcılarımızın selamlarıyla ve sorularıyla devam edelim istiyoruz hocam. Kocadağlı Ahmet Beyler iyi günler, iyi yayınlar diliyorum yazmışlardı. Mümtaz Serkan Özkay Beyler de aynı şekilde selamlarını iletmişlerdi. Mümtaz Beyler birkaç soru soruyor şu anda. Ben hızlıca hemen sorulara başlayayım. Ekilen alanların azalma sebebi verim artışı sağlanmasına rağmen yetiştiriciliğin zorluğundan mı kaynaklanıyor diye bir soru var hocam. Önce bununla başlayabiliriz. Yetiştiriciliğin gerçekten zor olduğunu daha önceki karşısında sorunlar çalıştayda da dile getirilmişti. Yine bakanlığımız da bunu dile getirdi. Emek yoğun genellikle aile işletmeleri şeklinde olduğu için bu fasulye tarımı yapılan alanlar emek yoğun işçilik gerektiriyor. Aile fertleri de tabii bunu nereye kadar hani götürecekler? Makinelerin tarımla yapılması daha uygun geniş alanlarda, bu özellikle İç Anadolu bölgesinde biraz daha yaygın makinalı yapılıyor. Ama yine dediğim gibi girdi maliyetlerin yüksek oluşu, özellikle mazot ve gübrenin. Akabinde fiyat istikrarsızlığı, bu konuyu da yine belirtmiştim. Fiyatın bir sene 5 lira, bir sene 2 lira, bir sene 7 lira, bir sene 3 lira oluşu. Çiftçi yani bir ürünü elde ediyor, tam satacak. Mesela ithalat da yapılıyor zaman zaman. Elinde ürün de kalabiliyor.
Bakıyor ki daha karlı ürünler var. Sebzeler var. Ne bileyim, makinalı yapabileceğimiz mısır var bizim bölgemizde, olduğu şey yaygın. Alternatif ürünler dediğimiz ürünlerle devreye girdiği için tabii ki de zorluğu en başta geliyor, ama en büyük önemli faktör bence girdi maliyetleri. Bir şeyi pahalıya mal edersiniz, kaça satarsınız? Öyle düşünelim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Ben hemen ikinci sorumuza geçiyorum. Ekim öncesinde toprak hazırlığı sırasında yabancı otlarla mücadeleyi kolaylaştırmaya yönelik hangi kültürel veya kimyasal mücadeleleri tavsiye edersiniz? Evet, daha önce klasik işleme yöntemlerinden bahsetmiştik. Sonbaharda derin işleme yapılır genel olarak bizim uyguladığımız. Baharda da Ekim'den önce yine bir diskaro ile tarla daha üstten sürülür. Bu sürülme sırasında zaten yabancı otlarla bayağı bir mücadele edilmiş oluyor. Ama biz kendi uygulamalarımızda bir takım kimyasal ilaçları da, ot ilaçlarını da Ekim'den hemen önce uyguluyoruz. Bu da en az bir ay kadar, 1,5 ay kadar tarlada yabancı otları kontrol altına alıyor. Ve daha sonra yine çapa işçiliği vesaireyle ot kontrolüne devam etmek gerekiyor. İşte burada emek yoğun dediğimiz faktör ortaya çıkıyor. Ama fasulyede şükür ki yine pıtrak gibi, kanyaç gibi otlar için yabancı ot ilaçları da mevcut piyasada. Bunlar da yine kullanılarak yabancı otlar baskı altına alınıyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben yine diğer bir sorumuza geçiyorum. Yatak veya sırık barbunya türlerinin yetiştirilme farklılıkları nelerdir? Verimi her iki çeşit için arttırmanın yöntemleri nelerdir diye bir soru var. Yanıtlamak isterseniz yanıtlayabiliriz, istemezseniz devam edelim. Bunu yarın tekrar bir sunumumuz olacak, evet. Barbunya ile ilgili. Evet. Orada da yanıtlayabiliriz ama kısaca şöyle diyebiliriz. Oturak tipler daha az kuru fasulye, aynı bu anlattığımız şekilde tarımı yapılıyor. Yani orada bir kuru fasulye zaten çeşitlerini sıralarken orada sıralamıştık. Barbunya da aynı çalı gibi, işte dermason gibi bir çeşit. Farklı bir, aynı fasulye çeşitleri olduğu için uygulamaları aynı. Ama sırıklarda işte sırık işçiliği gerekiyor. Sırıklar dikilmesi lazım. Fasulyenin işte sık sık sulanıp bakla tazeyken toplanması gerekir. Farklı biraz uygulamaları var. Onlardan yarın kısmetse bahsedeceğiz. Tamam. Yarın o zaman tekrardan Mümtaz Bey'leri de, diğer katılımcılarımızı da diğer önemli sunumumuza bekliyor olacağız diyelim dersinize. Ve hemen yine diğer bir soruya hızlıca geçiş yapıyorum hocam. Gübreleme programı için tavsiyeleriniz nelerdir diye yine katılımcımız sormakta. Orada bahsetmiştik gübreyle ilgili. Başlangıçta bir 4-5 kilo kadar ya da 5-6 kilo kadar saf azot verilebilir. Bununla beraber yine biraz daha yüksek 7-8 kilo kadar da fosfor saf olarak verilebilir. Ama daha sonra üst gübreleme fasulye de yapmıyoruz. Sebebi de bu da kendi köklerinde azot bakterileri sebebiyle topraktaki azotu fikse edebiliyor. Dolayısıyla oradan azottan yararlandığı için üst gübrelemede azot vermiyoruz. Dolayısıyla toprağın bitkinin gelişme dönemine, çekilme bakla dönemine ihtiyaç olduğu fosfor da başlangıçta, potasyum ve fosfor başlangıçta bir. Bunları temin edecek kadar miktar, sunumuzda bahsetmiştik, gübreyi baştan verilirse azotla beraber bitki yetişme döneminde başka gübreye ihtiyacı olmayacaktır. Tamam, çok teşekkür ederiz. Kocadağ'dan Ahmet Beyler şöyle bir soru sormuşlar. Öncelikle sunum için hocamıza ve size teşekkür ediyorum. İki ürün olarak anız ekim, uygun çeşit tavsiyeniz ne olabilir? Kim anız ekim? Evet. Ben devamını okuyayım hocam. Erken ekim, son ilkbahar, don öncesi 5-6 gün gibi ekim tavsiye dönemi, toprak işleme ve ekim pek mümkün olmuyor. Evet. Erken ekimde tohumların tohum böceği hastalığı arasında ilişki var mı? Biraz karmaşık ekim, oldu sanırım. Yok ama erken ekimle tohum böceğinin ilişkisi olduğunu sanmıyorum. Tohum böceği genellikle yani bulunduğu yerlerden artık saklandığı diğer bitkiler veya tarla kenarları mı olur? Onları tam botaniğin şeyini bilmiyorum, yapısını. Yani genellikle fasulyenin yaygın olduğu dönemde bahar aylarında olsun, bölgede yani bizim bölgemizde olsun, diğer bölgede çok yaygın. O dönemde zaten yumurtasını bırakıyor taneyi. Dolayısıyla bu eğer ekimin 5 gün önce, 10 gün sonra, 20 gün sonra olmasının çok etkisi olacağını sanmıyorum. Benim kendi görüşüm böyle. Arada bir yazı daha vardı hocam. Ben onu da belirttim.
siyasi sormuşlar çeşit olarak da. Doğrudur hocam. Bizim şimdi kuru fasulye zaten bir çeşidimiz var. Ada beyazı, bir de barbunyamız var ada yaprak diye. Ama mesela diğer kuru fasulye çalışan enstitüler var. Bizim Türkiye'de 7-8 tane enstitü bu konuda çalışıyor. Yani bu Türkiye'miz gerçekten son yıllarda o tescil çeşitleri de bahsetmiştim. Mesela sadece bu yıl 5 tane çeşit tescil edilmiş. Yani o kadar çeşit tescilinde de iyi durumdayız. Bu enstitülerimizde de, bu enstitülerimizin bulunduğu bölgelerde de bu çeşitler, o bölgelerde o enstitülerin çeşitleri tavsiye edilebilir. Onların neler olduğunda ilgili enstitüdeki arkadaşlarla bağlantı kurarak, onları arayarak sorabilirler. Aynı bizim gibi o kurumlarda da yine kuru fasulyede uzman arkadaşlarımız var. Konya'da, Maraş'ta, Diyarbakır'da, Urfa'da, Adana'da, Ankara'da, Samsun'da araştırma enstitüsünde arkadaşlarımız yine yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve kendi çeşitleri de var. Eğer o bölgelerdense arkadaşlar, o bölgeler için de oradan danışıp fikir alabilirler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben arada bir yazıyı atlamıştım. Onu hemen sizlere aktarmış olayım. Kocadağlı Ahmet Beyler sormuş, söylemişlerdi. Sulama periyodu 2 hafta gibi dediniz. Bu sıcaklarda çiçek ve bakla dönemi için biraz süre arası uzun gibi hocam demişlerdi. Bu yazıyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Ya şimdi doğru ama o tarladaki şeye bakacak, şöyle biraz da şey diyecek, toprak tavana bakacak. Yani su, toprakta nem yoksa, su yoksa tabii ki de vermek gerekir. Yani onu takip etmek gerekir. Şu anda mesela bu böyle bir sene yaşıyoruz. Benim şu andaki tarladaki kendi fasulyelerim, yani enstitü fasulyeleri hepsi sararmış durumda. Oysa ben mesela 20 Ağustos'tan sonra bekliyordum şeyi, hasata tahminim. Neredeyse bir hafta içerisinde girecek duruma geldi. Yani bu sıcaklar 36-37 derece, yani Sakarya'da bu kadar uzun sürmesi yani görülmüş değil. Enteresan bir yıl yaşıyoruz yine. Ama dediğim gibi tarlasını takip edecek. Biz 2 hafta demişiz. O mesela 10 günde bir verebilir. Takip edecek. Su imkanı varsa zaten ne hala mis gibi. Sık sık versin suyu. Sıkıntı yok. Teşekkür ederiz hocam. Mümtaz Serkan Özkaya Beyler, Antalya bölgesi için ekim zamanı aralığı ne zamandır diye bir soru yönlendirdi. Ekim zamanı yine kıyı bölgelerde ben Samsun'da yapılan bir çalışmayı görmüştüm. Orada 1 Mayıs diye bulmuşlar. Sonuçta geçit kuşağı Samsun, Sakarya, biz de 1 Mayıs civarı ekmeye çalışıyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, Nisan'ın son haftasıyla Mayıs'ın ilk haftası arasında bu 15 günlük periyotta ekilirse bir sorun olacağını sanmıyorum. Yani. Tamam. Tabii yüksek kesimlerde İç Anadolu'da biraz daha geç ekiliyor. Neden? Çünkü donlar oluyor, soğuklar oluyor. Tam Mayıs'ın ortasından sonra mesela Eskişehir'de, Ankara'da havalar biraz daha gece sıcaklıkları falan düşüyor yani, yükseliyor yani. Dolayısıyla orada biraz daha geç inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben yine diğer bir sorumuzla hızlıca devam ediyorum. Kocadağlı Ahmet Beyler sormuşlardı yine. Makinalı ekimde parantez içerisinde pneumatik mimzerle ekim için ve biçer döverle uygun çeşit hastalıklara dirençli geç ekime de uygun olan tavsiyeniz olur mu? Benim dediğim gibi şu anda bizim çeşitimiz biraz daha erkenci bir çeşit. Ada beyazı 85 mesela bu sene 80 gün diyebiliriz çok sıcaklardan dolayı. 85 gün, 90 günlük çeşit. Ama eğer yani İç Anadolu için daha farklı çeşitler Eskişehir'den özellikle sorulabilir. Farklı çeşitler var. Ben o çeşitlerle ilgili şeyi bilemiyorum ama bizim çeşitimiz erkenci, biraz daha geç çeşitler. Eskişehir'den sorulabilir, Ankara'dan sorulabilir, Samsun'dan sorulabilir. Özellikle Maraş ve Konya'da güzel çalışma yapıyor arkadaşlar. Onlardan da sorabilirler. Yani o geçici çeşitler belki İç Anadolu'da çalışıyor ama arkadaşlar belki hani sahip kuşağı için de tavsiye edebilirler geçici olacağı için. Tamam. Dediğim gibi bizim çeşitimiz erkenci bir çeşit. Ada beyazı. Çok teşekkür ederiz hocam açıklamalarınız için tekrardan. Mümtaz Serkan Özkaya Beyler sunumu ve cevapları için hocamıza çok teşekkürler. Tarım Orman Müdürlüğü çalışanlarına şükranlar yazdılar. Biz de aynı şekilde teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı gönderiyoruz. Kocadağlı Ahmet Beyler hocam çok teşekkür ediyorum yazdı. Evet biz çok teşekkür ediyoruz hocamıza ben tekrardan. Ben çok sevdim maşallah. Hocam çok güzel geçiyor yayınımız. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan size. Bunlar sizin emekleriniz. Ben yine size bir soru yönlendirmek istiyorum toparlamak adına. Genel olaraktan cevap verebiliriz hocam bu sorularımıza.
yetiştiriciliğini ilk defa yapacak olan katılımcılarımız aramızda olabilirler. Hem onlara hem de şu anda hali hazırda üretim sahasında bulunan üreticilerimize mutlaka yapılması gerektiğini düşündüğünüz önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Özellikle çeşit seçimi çok önemli. Yani hangi çeşitte ekeceği, erken az önce sorulmuştu, erkenci geççi oluşu, bölgeye adapte olup olmadığı, özellikle mesela o çiftçilik yaptığı bölgeye yakın araştırma enstitüsüyle irtibata geçerse, daha önce de diğer arkadaşlar da belirtmişti, bu çok önemli. Arkadaş mesela diyelim ki Trakya'da tarım yapıyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü var örneğin mesela. Ayçi'ye ilgili çok yoğun, orada sorabilir örneğin. Fasulye'ye ilgili mesela orada pek çalışma yok ama bize sorabilir mesela o bölgeden. Veya İç Anadolu'da işte dediğim gibi Ankara, Konya, Eskişehir çok yoğun çalışıyorlar. Buralara mesela sorulabilir. Çeşit çok önemli dediğim gibi. Daha sonra da toprak işleme tekniklerine dikkat edecek. Tavla toprağa gidecekler. Yine dediğim gibi özellikle yağış alan bölgelerde işte sahil kuşağı, Marmara bölgesi biz çok çekiyoruz. Otla mücadele çok büyük sorun. El emeği gerektiriyor. El çapası, el işçiliği gerekiyor. Bunları ilaçla mücadelesi biraz daha kolaylık sağlayabilir. Ama tabii yine maliyet dediğimiz ortaya çıkıyor. Mazot ve gübrenin üzerine bir de ilaç maliyeti giriyor. Bunların hepsini dikkate alıp hareket ederlerse. Bir de şey önemli, kurutmada eğer iyi bir şekilde kurumadan ürünü alırlarsa yine üründe depolama sırasında olsa sıkıntılar, bozulmalar olabilir. Bunu da tarlasını sık sık kontrol ederek olgunlaşmanın tam olduğu zamanı dikkat etmesi lazım. Ürün nemin %14 civarında olmasına dikkat etsinler. Ondan sonra da depolama sırasında da bu biz çok çekiyoruz. Bu tohum böceği var. Bununla ilgili ilaçlar var. İlaçla ilgili ilaç bayilerine yine başvurarak sorabilirler. Çünkü ürün kayıplarına yol açıyor. Eğer ona dikkat etmezlerse ürünü çuvallayıp bırakırlar. Bir gelirler, ürünler delik deşik. Gördünüz o resmi. Delik deşik olur. Çok üzülürler. Bunları çok yakından takip ederlerse bence güzel ürünler elde edeceklerini düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam yine bakanlığımızın BKÜ sayfasından da hastalığın ismini yazaraktan ruhsatlı ilaçlarımıza bakabilirler diye de biz buradan bir kez daha katılımcılarımıza anons ediyoruz. Bakanlığın sayfasında var, evet. Evet ve Kocadağlı Ahmet Beyler Çağla'nın güzel programlarınız için çok sağ olun. Teşekkürler yazdı. Biz teşekkür ediyoruz tekrardan her şey için, katılımlarınız için. Sizlerle beraber programlarımız daha da güzel oluyor bu şekilde. Sema Özcan hanımlarda, hocam transgenik bitkilerde tescile tabi oluyor mu diye bir soru paylaştılar. Evet, şu anda ülkemizdeki özellikle tarımı yapılan buğday gibi, işte yerli bizim kendi ürettiğimiz mısırlarımız, ondan sonra işte fasulye çeşitlerimiz, nohut, mercimek gibi çeşitlerimiz, bunlarda herhangi bir GDO'lu veya transgenik bir ürün şu anda yok. Zaten izin verilmiyor bakanlığımız tarafından. Sadece ithal olarak bildiğim kadarıyla belirli bir miktarda ithalatta izin veriyor. O da zaten ürün olarak, yani tohumluk olarak değil de ürün olarak getirilip burada değerlendirilmesi şeklinde bildiğim kadarıyla. Ama bizim kendi çalıştığımız ıslah çalışmalarında böyle ürünler yok. Yani güvenle bizim çeşitlerimize, yani enstitülerimizin çeşitlerini alabilirler. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Vurgu için de ayrıca teşekkür ederiz hocam. Ben hemen diğer bir sorumuza geçiyorum. Kocadağlı Ahmet Beyler, hocam maliyet ve emeklere göre piyasa fiyatı bu yıl sizce ne olacak gibi diye bir soru var. Yani bilemiyorum ki piyasa nasıl olacağını ama minimum çiftçi fiyatının 9-10 TL olacağı galiba, bir yerlerde onu görmüştüm. Ama bilemiyorum. Ben mesela kendi yetiştirdiğimiz ürünün tohumluk kısmını ayırdıktan sonra kalanı mesela geçen sene 12 liradan fiyat koymuştum. Bu sene ben en az 13 lira koyarım kendi ürünüme. Öyle söyleyeyim. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Hemen yine ben toparlamak adına birkaç soru daha sizlere sormak istiyorum. Bu iş için, yani yetiştiriciliği için gerekli olan malzemeler nelerdir? Nasıl temin edilir? Yine aynı çerçeveden, genel çerçeveden katılımcılarımıza bu çok doğrultuda. Çok geniş bir konu. Yani malzemeler, mesela diyelim ki toprak işçilerinin bir traktörünüz yoksa, komşudan alma durumu vesaire, onlar bazı köyler IMC yapıyor mesela, yardımlaşıyorlar. O şekilde imkanları varsa toprak işleme aletleri yine kendilerinden veya akraba komşulardan temin edebiliyorlarsa, o tip aletleri sorun değilse,
araziler yine geniş miktardaysa, burada önemli olan nedir? İşte toprak işlemesini uygun zamanda, uygun şekilde yaptıktan sonra uygun gübrelemeyi yapacak. Gübre alacak da tabii ki de bir miktar parası olması lazım. Ondan sonra da iyi bir tohum seçimiyle, çeşit seçimiyle bu ekime başlayacak. Daha sonra da işte yetiştirme sırasında özellikle fasulye biraz narindir. Bu sıcaklardan çok zarar görüyor. Sulamayı ihmal etmeyecek. Ondan sonra da işte dediğim gibi hasat zamanını kaçırmayacak. Çünkü bizde bakla çatlaması dediğimiz bir olay oluyor. Hasat gecikirse bakla çatlıyor. Bütün taneler toprağa düşüyor. Ondan sonra toplamanın da imkanı olmuyor. Yani hasat zamanını da geçirmeyecek. Dediğim gibi hasattan sonra da yine danelerin hani kurutulması olsun, saklanması olsun, özellikle böceklere, tohum böceğine karşı tedbirleri alırsa bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çok teşekkür ederiz. Son sorum olarak da hocam, yetiştiricilerin geleceği hem ülkemizde hem dünya genelinde sizce ne noktada, olması gereken noktada mı ya da nasıl sunlarda, olacak? Evet, sunlarda bahsetmiştim, yaklaşık sanıyorum 1 milyon ton kadar mı ya da 1 milyon hektar kadar mı bir azalış var dünyada da. Dediğim gibi alternatif karlı ürünler var. Çiftçiler yani diğer ürünlere daha fazla kar edeceğini düşündüğü için bunu yani bu tip ürünlere ekmek istemiyorlar. Fasulye gibi ürünleri. Ama işte bu ürünlerinde mesela fiyatları artıyor bu sefer. İthalatla fiyatlar düşürülmeye çalışılıyor. Ama yani geleceği aslında yeni işte kullanım alanları gelişiyor. Konserve sanayi gelişiyor. Soğuk son zamanlarda başladı dondurulmuş gıdalar olarak da yani de ondan da biraz bahsedeceğim. Dondurulmuş gıdalar olarak da tüketim var. Taze tüketim var. Mesela bu Adabeyaz'ın bizim bu bölgemizde bir çiftçimiz 10-15 kiloluk bir tohum her sene alır ve onu taze dönemde toplayıp taneden çıkarıp dondurup buzdolabına atar. Ve biz de bir denemesini yaptık. Hakikaten o kadar lezzetli oluyor ki. Yani bu tip şeyler mesela yayıldığı zaman talep artacaktır. Yani millet ürün isteyecektir. Ama dediğim gibi yetişsizlikle ilgili sorunların çözülmesi lazım. Bir kere çiftçi kâr edecek. Bu da nasıl olacak? Ya bakanlığımız, devletimiz hani ürün başına desteği biraz daha artıracak. Çiftçi kâr edecek ve fiyat istikrarı çok önemli. Birisi bahsetmişti, ben de bahsettim. 4 liraya bir sene satıyor, öbürsüne 2 liraya satıyor. Şimdi bu adam bir daha buna eker mi? Ekmez yani. Bizim çiftçilerimiz zaten bir sene kâr etmiyorsa o bir sene ürünü ekmiyor. Öyle bir yapısı var. Dolayısıyla en önemli şey istikrar, fiyat politikaları, dediğim gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi, mazot, gübre, ilaç vesaire bunların biraz daha istikrarlı olduğu zaman bence bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. İleride dediğim gibi tüketici alışkanlıkları da gelişiyor, talep olacaktır ama bütün mesele o ürünün elde edilmesi. Geleceğe böyle bakıyorum. Eğer devlet yeterli desteği gösterirse bu alanda da gelişeceğini düşünüyorum. Nitekim geçen sene bahsetmiştim. Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Yani 295 bin ton. O civarda bir yüksek bir ürün elde edildi. Gayet iyi. Bir nevi üreticilerimizin de sesi olmuş olduk şu an. Teşekkür ederiz hocam. Ve hemen ben diğer bir sorumuza daha geçiyorum. Kocadağ Ahmet Beyler katılımcımız paylaştı. Hocam, Trakya Edirne'deyim. Çeşidinizi burada denemek için tohumluk ve yemeklik denemelik almak isterim. Mümkün mü? Hasattan sonra nasıl haberdar oluruz? Evet. Web sayfasının, enstitümüzün web sayfası var. Orada telefonlarımız var. Oradan izin bahata geçerse biz tohumluk sertifikalarımızı ne zaman alıyoruz? Yaklaşık Şubat-Mart gibi alıyoruz. O civarda da satışa sunuyoruz. Yani bize o Şubat sonu Mart başı gibi ararlarsa elimizdeki ilaçlanmış ekim hazır tohumluklardan veririz. Hem biz de o bölgedeki durumunu görürüz çeşitimizin. Acaba orada da iyi oluyor mu, olmuyor mu? Bizimle irtibata geçsinler. Bizim dairenin telefonu arasından Erkan Bayram benim. Zaten herkes görüyor burada. Beni arasından ulaşsınlar. Özellikle Şubat sonu Mart başı tohumluklarımızın miktarı ne kadar istediği vesaire hepsini orada konuşuruz. Tohumunu da sağlarız. Tamam, çok teşekkür ederiz. Ben tekrar katılımcılarımıza belirtmek adına enstitümüzün adını da vurgulamak istiyorum. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak geçiyor. Evet. Hocamızın da belirtmiş olduğu gibi iletişim sağlayabilirsiniz. Yine hocamızın iletişim bilgilerini de biz belli bir zaman geçtikten sonrasında sunu dosyası olaraktan izlemiş olduğunuz bu videonun açıklamalar kısmında paylaşacağız. Google Drive linki olacak. Oradan da yine irtibatta da kalabileceksiniz.
Ben tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Sabırla ve tam anlamıyla özveriyle cevaplar verdiniz. Kocadağlı Ahmet Beyler hocam çok teşekkürler yazdılar. Katılımcılarımız da teşekkürlerini sizlere gönderiyorlar. Ve yavaşça artık sizlerle beraber bir testimiz vardı. Telegram üzerinden başlatmak istediğimiz bu testimize geçiş yapabiliriz. Testimiz kolay. Toplamda 5 sorumuz var. Biz bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar sessiz kalaraktan bir nevi konsantrasyonunuzu etkilememiş olacağız. Bittikten sonrasında da kısa kısa değerlendirmelerimiz olacak ve yine burada ekran karşısında sizlerle olacağız. Ben şimdiden tüm katılımcılarımıza kolay gelsin diyorum, başarılar diliyorum. Ve testimizi artık grupta aktif hale birkaç saniye içerisinde getirmiş olacağım. Evet, testimiz şu anda grubumuzda da yer almakta. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyoruz. Bilmemişler. Dedim bilememişler. Hiçbir şey yok. Selamet %30 olmuş.
Evet, testimizin sonuna geldik. Birincimiz Mümtaz Serkan Özkaya Bey oldu. 5 soru 2 dakika 9 saniye olmuş. İkincimiz Kocadağlı Ahmet Beyler 4 soru 52.9 saniye. Üçüncümüz Zehra Metin 4 soru 1 dakika 38 saniye. Dördüncümüz Gülden Hanım var 3 soru 40.5 saniye. Beşinci Yasemin Can 45 hesabı. Biraz iki soru olmuş orada olsun. Ben tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Sınav sonuçları biraz farklı geldi. İnşallah evet. Diğer sınavlarda daha başarı oranları yüksek gelmiş olur. Ben birincimizi tekrar Mümtaz Bey'i tebrik ediyorum, kutluyorum burada. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Hangi yıl 280 bin ton ile Cumhuriyet tarihinin rekor kuru fasulye üretimi gerçekleşmiştir diye sormuştuk. Bu sorumuzun doğru yanıtı %50 oranıyla 2020 olacaktı. Burada bölünmeler olmuş. 2018 ve 2008 yıllarında eş oranlı işaretleme var. %20'ye 20, %10 oranıyla da 2015 gözükmekte. Hocam siz eklemek istediğiniz bir şey oldukça ekleyebilirsiniz. Ben soruları... Sunuz sırasında onu belirtmiştim, bir rekor kırıldığını. Orada biraz dikkat edenler yakalamış tabii. Diğerleri dikkatinden kaçmış. Aynen. Bugün biraz dikkatsizlik sonucu bu puanlar gelmiş ama ikinci soruda biraz daha iyi. %73 oranıyla doğru bilinmiş bu sorumuz. Evet. Dünyadaki ortalama kuru fasulye üretimi kaç tondur diye sorduk. Ve 21 milyon ton biraz önce de belirttiğimiz gibi %73 oranıyla doğru bilindi. 18 evet. milyon ton hiç işaretlenmemiş bile bu soru için. Üçüncü sorumuzsa ülkemizde kişi başı kuru fasulye tüketim kaç kilogram yıldaktır diye sormuştuk. Bu da %25 oranıyla 3,5 kilogram yılda diye demişler. Katılımcılarımız doğru bilmişler ama biraz oran düşük olmuş. %33. Orada bir cümle içerisinde geçtiği için orada dikkatli yakalamak tabii zor. Aynen. Kaçmış dikkatli. 5,5 kilogram demiş katılımcılarımız. 5,5 kilogram diye ağırlık olarak tabii ki. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi fasulye tiplerinden değildir? Bu sorumuzun da doğru yanıtı %50 güzel bir oranla çırpı oldu. Dermasona hiç yine oylama söz konusu bile olmamış burada. Beşinci sorumuzsa ülkemizde son yıllardaki ortalama kuru fasulye verimi kaç kilogramdadır diye sorduk. Dekardadır ve... %36 gözüküyor. Evet ama %36 iki tane %36 bölünmüş hocam burada. Yanlış cevabımız da %36 doğru cevabımız keşke da. Keşke 300-350 olsa. 300-350 elde edenler var ama Türkiye genelinde 250 oluyor ortalama. Yani 250 cevabı doğru olacaktı burada. Ama biraz önce belirttiğiniz gibi inşallah o şekilde de olur diye belirtmiş olalım. Tekrardan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sonuçlar biraz daha farklı, umduğumuzdan farklı oldu ama inşallah biraz önce de belirttiğimiz gibi daha birçok sınavımız, testimiz olacak. Hayatınızdaki bütün testler, zorlukların hepsinden galip gelmeniz dileğimizle, başarıyla galip gelmeniz dileğimizle. Ben hemen kapatıyorum. Evet, tekrar sonsuz teşekkürler hocam. Bence çok keyifli geçti. Biz teşekkür ederiz size olsun, diğer arkadaşlara olsun, emeği geçen herkese. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. En azından ilgilendiler, sordular. Merak etsinler, sorsunlar. Zaten gelişme böyle olur. Yanlışlarını görsünler. Çiftçiler de katıldıysa ne mutlu bize. Nasıl ekecek, ne yapacak? Sorsunlar, danışsınlar. Biz de elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırız. Aynen öyle. Yani bizlerin sorumluluğu biraz önce de belirtmiş olduğunuz gibi daha fazla bilgi paylaşmak ve yayıncılığını aynı şekilde göstermek oluyor şu durumda. Tekrar çok teşekkür ederiz hocam. Yani yavaş yavaş artık kapanışa doğru bir nebze ilerleyebiliriz. Sizin yine eklemek istediğiniz konu ile ilgili bir şey var mıdır? Ben son sözleri artık yavaşça alalım diye düşünüyorum hocam. Ben katılımcılara teşekkür ediyorum. Gerçekten ilgili olan arkadaşlar var. Yine daha sonra bu videoyu izleyecek olanlar da olabilir. Onlara da yine çiftçilik yapanlara özellikle seslenmek istiyorum. Daha önce bazı arkadaşlar da bazı sunumlarda bahsetmişti. Biraz araştırıcı olsunlar, meraklı olsunlar. Mesela çiftçilik kuru fasulye tarımı yapıyorlarsa mesela komşusundan şuradan buradan tohum almak yerine bizlere gelsinler veya yakınlarındaki araştırma enstitülerine gitsinler. Oradan birkaç çeşit, bir de değil birkaç çeşit alsınlar. Uygun çeşitleri biz temin ederiz. Denesinler kendi tarlasına uygun olanlarını. Daha sonra onlarla birkaç yıl
üretime devam etsin. Zaten 3-5 yılda yeni çeşitler geliyor enstitülerimizde, yeni yeni çeşitler çıkıyor. Onları da tekrardan 3-5 yıl sonra deneyip kendilerine uygun çeşitleri seçebilirler. İlaç ve gübre konusunda da yine onlarla ilgili üretici, o ürünleri üreten kişilerle irtibata geçerek onlarla da ilgili gerekli araştırmaları yapsınlar ve uygun olanları, malzemeleri kullansınlar. Ben herkese bereketli, bol kazançlı ürünler diliyorum. İnşallah ülkemiz için de hayırlısı olur. İnşallah. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan her şey için çok teşekkür ederiz. Ben sözlerinizin bir kısmını duyabildim, bir kısmını duyamadım ama her şey için çok teşekkür ederiz hocam. Ve bu akşam yine çok değerli bir akademimiz başlıyor. Islah Akademisi başlayacak. Bu değerli programımız saat 9'da, akşam 9'da başlıyor. Ve ilk bölümümüzde Profesör Doktor Kazım Abak'tan sebze ıslahının dünyada ve Türkiye'de gelişimi ve geleceği konusunu işleyeceğiz. Türkiye'nin ıslahçılarıyla sizlere buluşturduğumuz bu özel programa tüm katılımcılarımızı bekliyoruz. 11 üniversite, 6 enstitü ile işbirliği yapıyoruz bu program için. Aynı zamanda yine Tarım Online kanalımızda belgeli programlar arasında yer almakta. Tarım Online kanalımızda saat tam 9'da yayını başlatmış olacağız. Yine yarın için bitki doktorları programımız aynı şekilde hız kesmeden devam ediyor olacak. Yine Adana'yla devam edeceğiz. Eğitimlerimizin tam takvimini ben biraz sonra gruplarımız üzerinden de paylaşmış olacağım. Ve tekrardan ben bugün adına hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi bir kez daha belirtmek, söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Her şeyle muazzam geçti hocam. İnşallah diğer sunumlarımız da hep aynı şekilde olur. İnşallah kesintisiz olur inşallah. İnşallah kesintisiz olur. Tekrardan temennimiz de o ama maalesef tabii ki şu an ülke genelinde kesintiler devam ediyor birçok yerde. Tekrardan her şey için çok teşekkür ederiz. Ve bir nevi burada yayın yapıyoruz ama içimiz kan ağlıyor şekilde yapıyoruz. İnşallah bir an önce de yangınlarımız son bulur diye de temennimizi tekrardan temennimizi bildirmiş olalım. Evet, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz başta olmak üzere bu eğitimlerimizin koordinatörü İbrahim Irmak, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmak'a sonsuz teşekkürlerimizi aktarmış oluyoruz. Aynı zamanda Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki tüm yöneticilerimize, tüm uzmanlarımıza, hocalarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Burada yine ekip arkadaşlarınız sizleri yalnız bırakmadılar. Bizlerle beraber programın başından beri bizimleler. Tabii katılımcılarımız maalesef şu an göremiyorlar ama çok teşekkür ediyoruz kendilerine de buradan. Ve tekrar diğer bir bölümümüzde hep birlikte olmak dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.